Cehennemden çıktıktan sonra cennete gidilir mi? Hangi soru olursa olsun, onu Allah'a ve Resulüne arz etmemiz gerekir. Allah'a göre cehennemden çıkış var mıdır, yok mudur? Allah'a göre emir neyse, hüküm neyse, Resulüne göre de emir ve hüküm odur. Allah cehennemden çıkış yok diyor. Ayetleri okuyanlar, Kur'an'ı okuyanlar bunu görür ve bunu bilir. Allah cehennemden çıkış yok diyor. Cehenneme zalimlerle kafirler girer. Allah cehennemi zalimlerle kafirler için hazırlamıştır dedi. Müminler için değil, zalimlerle kafirler için. Zalim kafirdir, kafir de zalimdir. Zaten zalim olduğu için kafir oluyor, kendine zulmettiği için kafir oluyor, hakikati örtüyor. Hakikati örtüyorsa zalim olduğundan dolayıdır. Onun için cehennem zalimlerle kafirlerin yeridir. Aynı şekilde Allah buyuruyor ayet-i kerimede, onlar derler ki buradan çıkış var mıdır? Allah çıkış yok dedi. Buradan çıkış yok. Sadece onların azabını arttırırız. Azap hafiflemediği gibi sadece azaplarını arttırırız dedi. Eğer mümini cehenneme göndermeye kalkışıyorsak, çalışıyorsak, müminler de cehenneme gider, bir süre yanar çıkar diyorsak, Yahudilerin söylediğini söylemiş oluyoruz. Allah öyle buyurdu ayet-i kerimede. Yahudiler dediler ki, ateş sayılı günlerde, yani belli bir süreye kadar ateşte yanarız, çıkarız dediler. Bu onların kendi uydurmalarıdır. Eğer cehennemden çıkış var diyorsak, bir yerden onu duymuşuz. Ama bunu Allah'tan duymadık. Allah'ın vahyinden bunu anlamadık. Bunu söyleyenler şeytanın tuzağına düşmüşlerdir. Bilmeyerek tabii ki, farkında olmadan. Bunun insana nasıl bir zarar verdiğini anlamadan. Şeytan nasıl hile yapıyor burada? Nasıl olsa cehenneme gitsen de senin imanın var ya diyor. Sen iman etmişsin ya, Allah'a inanıyorsun ya. Ne günah işlersen işte, cehenneme gitsen bile, sen cehennemlik olsan bile gidersin orada yanarsın çıkarsın deyip hile yapıyor. Oysa ki her şey aslında son nefeste belli olur. Allah son nefesteki insanları üçe ayırdı. Ölmek üzere olan biri, eğer kitabını sağından alacak biri ise ona cennetten, cennetliklerden selam vardır. Solundan alacak biri ise ölmeden önce, son nefesteyken ona kaynar sudan ziyafet vardır. Eğer o Allah'a yakın olan, mukarrebundan biri ise ona da hemen rahatlık, hemen cennet vardır. Son nefeste herkesin gideceği yer belliymiş. Neye göre bellidir? İmanına göre. Eğer imanlıysa, imanını kurtarıyorsa, müminse bu durumda kitabını sağından alacak biridir. Cennetle müjdelenir. Allah birini cennetle müjdelerse onu bir daha cehenneme gönderir mi? Haşa. Birini cehennemle müjdelerse onu cennete gönderir mi? Yine haşa diyoruz. Onun için her şey son nefeste bellidir. Mesele imanı kurtarıp kurtarmama meselesidir. İmanını kurtaran eğer tevbe etmediği günahları varsa orada zahmetini çeker. Nerede çeker? O son nefeste çeker, kabirde çeker, kıyamet yerinde çeker, sıratı cehennemin içinden geçerken cezasını çeker. Ama cehenneme yuvarlanmaz, cehenneme düşmez. Mümin cehenneme gitmez. Onun için cehennemden de Allah çıkış yok dedi. Cehenneme gönderdiklerine ne diyor? Şeytanını ona bağlayın, ikisini cehenneme atın. Artık o şeytana arkadaş olmuş. Şeytanın dostluğunu Allah'ın dostluğuna tercih edip imanını kaybetmiştir. Şeytanın verdiği vesveseyi Allah'ın vahyinden daha çok sevmiştir. Şeytana tabi olmayı Resulüne tabi olmaktan daha çok sevmiştir. Dolayısıyla şeytana arkadaş olmuş, kendine zulmetmiş, zalimlerden olmuş, kafirlerden olmuştur ki imanını kaybediyor. İmanı kaybetmemek için ne yapmak gerekiyor? İmanı artırmak gerekiyor. Allah buyurdu ayet-i kerimede, onlara Allah'ın ayetleri okunduğunda imanlarını artırırlar. Bu durumda bize düşen Allah'ın ipine sarılmaktır, vahyine, ayetlerine sarılmaktır. Ayetler üzerinde tefekkür edip imanımızı artırmaya çalışmaktır. Nefsimizi tezkiye edip, terbiye edip, temizleyip nefsimize iman ettirmektir. Allah'a itaat ettirmektir.
Öyle ki gönlümüzü, nefsimizi nurlandırıp nur olmaktır. Yoksa eğer imanımızı kurtaramazsak, evet, cehennem ebedidir. Müminler cehenneme gitmez. Allah öyle buyurdu. Cehennem kafirlerin yeri, zalimlerin yeridir. Müminlerin yeri değildir. Bu şekilde fetva veren, ya farkında olmadan şeytana yardım etmiş olur. İşle günahı, yap yanlışı, cehenneme gitsen bile çıkarsın diyor. Buna beraber Allah'ın vahyine de ters düşmüş olur. Allah'ın cehennem ebedidir. Halidine fiha ebeda. Ebedi kalırlar onlar orada diyor. Nerede çıkarıyorsun müminin çıkacağını? Kendi kendine ya da birilerinin ürettiği bir sözü Resulullah Efendimiz'e iftira atıp söyleyerek, işte böyle bir hadis var diyerek Resulullah Efendimiz'in söylediği ayettir, ayetlerin tefsiridir. Kendinden söz söylemez. Allah hükmünü vermiştir. Hiç ayetin dışında bir şey söyler mi o? Hiç mümkün müdür böyle bir şey? Evet. Cehennemden çıkış yok. Cehennem müminlerin yeri değildir. Sonra mümine cehennemi nasıl yakıştırıyor insan? Orası Allah'ın gazap ettiği yerdir. Allah'ın lanetlediği yerdir. Evet, cehennemden çıkış yoktur.